dijitalleşmeyi müşteri yaklaşımının odağına koyan ve bu konulara önceden kafa yoran şirketlerin dijital yöneticileri konuklarımız arasında yer alıyor. Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce de bu isimlerden biri. Bizleri kırmayarak konumuz olan Sayın Yüce ile tüketim alışkanlıkları değişen yeni dönem müşteri profilini konuşacağız. Migros Ticaret Perakende Operasyonları İcra Kurulu üyesi Mustafa Bartın'la online müşterileri nasıl segmente ettiklerini masaya yatıracağız. LCY22 Yurt İçi E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Sayın Salih Yılmaz'la dijital müşterinin pandemi dönemi eğilimlerine değineceğiz. Mediamarkt Türkiye Pazarlama Kurumsal İletişim ve E-Ticaret Direktörü Çağnur Atay Uçlu'yla da online'a yönelen kitlenin ne kadar kalıcı olacağını irdeliyor olacağız. Ben konuklarıma bize kırmayarak panelimize katıldıkları için tekrar çok teşekkür ediyorum. Ve söze ilk önce Burcu Hanım, sizinle başlamak istiyorum izninizle. Hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ederim. Bankacılık sektörü itibariyle zaten her zaman da öyle oldu. Pandemiyle de sektör çok hazırlıklıydı. Pandemiye biz az daha diğer sektörlerden, sanayi sektöründen mesela daha hazırlıklı yakalandı, hızlı uyum sağladı diyebiliriz. Siz de Akbank olarak Mobi'de pek çok ödül aldınız bildiğim kadarıyla. Bankacılık müşterilerinin yeni dijital performansını siz nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle geçmişle kıyasladığınızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor ve Akbank örneğinden hareketle bu değişimi siz nasıl yönetiyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Sizden almak isterim Burcu Hanım. Pandemiyle birlikte biliyoruz hepimiz fiziksel temastan kaçınma gereksinimi çok şiddetlendi, çok ivmelendi ve müşterilerimiz çok büyük bir hızla, çok büyük bir ivmeyle işlemlerini dijital kanallarımıza kaydırdılar. Siz de bahsettiniz. Daha önce dijitalle tanışmayan çok sayıda müşteri esasında dijital kanallarla bu dönemde tanıştı. Ama biz bundan daha fazlasını da gözlemledik. Belki biraz orada nicelikten de çıkıp niteliğe de geçebiliriz. Biz Akbank Mobil'in trafiğinde de belirgin bir artış yaşadık. Hani nicelik diye bakarsak login sayısı son bir yılda %30 artış gösterdi. Bu Akbank'ın login sayıları 100 milyonlarla olduğu için ne kadar büyük bir artış olduğunu, ne kadar büyük bir artışa tekabül ettiğini anlayabiliriz. Ama burada asıl kritik olan şeylerden birisi herhalde kanallarla müşterilerimiz etkileşim şeklindeki değişimdi. Müşterilerin sayısında çok büyük bir artış oldu ama bizim mobilden finansal işlem yapan müşteri sayımızda da önemli bir artış oldu. %22 net bir artış gördük burada. Ve toplamda bankada yapılan finansal işlem adetlerine baktığımızda da mobilin payının 16 puan birden arttığını gördüğümüz, deneyimlediğimiz bir dönem geçirdik. Örneğin ödeme yaptığınız ödemeleri hayal edin. Bizim Akbank Mobil'den yapılan ödeme sayısı bu dönemde %26 arttı. Para transferleri yine günlük hayatın önemli bir parçasıdır. Yani bunlar günlük bankacılık işlemleri, everyday banking deriz biz. Bankadaki yapılan para transferleri Akbank Mobil'den yapılanın sayısı %46 arttı. Dolayısıyla aslında günlük bankacılık işlemlerimizin önemli bir kısmını bir anda mobil kanallardan yapar hale geldi müşterilerimiz. Eskiden burayı yine aktif olarak kullanıyorlardı ama hem fiziksel hem dijital kanalları kullanan müşterilerimiz yoğun bir şekilde migrasyon yaptılar dijital kanallara doğru. Ağırlıklı olarak finansal işlemlerini buraya kaydırdılar. 300'den fazla fonksiyonla müşterilerimizin bankacılık ihtiyaçlarının hemen hemen hepsine bütünsel bir yaklaşımda çok iyi bir çözüm sunan bir uygulama haline geldi. Türkiye'nin ilk digital first dediğimiz kredi kartını biz çok kısa bir süre içerisinde ortaya çıkardık. Bunun için uygun regülasyon altyapısı ortaya çıkınca ve ilk lanse eden olduk. Bu yarattığımız dijital kartla müşterilerimiz herhangi bir dijital platformumuzun işte Access Mobil, Akbank Mobil veya internet ve buralardan başvurdukları kredi kartının dijital bir versiyonu, hiçbir ıslak imza gerekmeksizin, fiziksel kart ellerine ulaşmadan hemen o anda mobil uygulamaları vasıtasıyla erişebilir hale geldiler. Ödemenin bir de iş yeri tarafı var. O da çok kritik. Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla 3 milyonun üzerinde KOBİ var ve bunların yine 3 milyona yakını da şahıs şirketi, 2.7 milyon civarında. Ve bunların da kabaca 700 bini basit usul vergiyle çalışıyor. Esasında bunlar çok küçük işletmeler, bakkallar, terziler, berberler, işte büfe, çiçekçi, taksici, tesisatçı. Bu küçük işletmelerin de basit, sade, çok kolay erişilebilir çözümlere ihtiyacı oldu bu dönemde. Tahsilat yapabilecekleri, nakit özellikle ödeme kişilerin yapamadığı, nakde erişmek için ATM'lere gitmediği bir dönemde. Hızlı bir şekilde kartla tahsilat yapabilmek için POS ihtiyaçları oldu. Ama bunun çok basit, sade bir POS olması gerekiyordu. Ayında yeni bir POS çözümü sunduk. Aynı kredi kartının cep telefonuna inmesi gibi POS cihazını da mobil cihazlara iner hale getirdik.
Özellikle de Türkiye'de olmayan bir şey vardı. 250 lira ve üzeri temassız ödeme Türkiye'de yapılabilmesi için PIN girilerek yapılması gerekiyor. Bunu da biz Akbank Cebe Posta ilk defa Türkiye'de gerçekleştirdik. QR'lı ödemeyi ilk defa gerçekleştirdik. Peki online'da yeni müşteri sayınızı bu dönemde ne kadar arttırdınız? Zaten MediaMarkt'ın öncesinde de iyi bir dijital müşteri kitlesi vardı bildiğim kadarıyla ama şimdi yeni dönemde ne oldu ve bu kitlenin ne kadarı ilk kez online kanallara girmiş kitleden oluştu? Böyle bir yüzde verebilirseniz süper olur. Ve bu yeni müşteri kitlesi nasıl bir profil çiziyor? Çünkü nasıl segmente edebileceğimiz de gelecekte kalıcı olmaları adına çok önemli bir nokta diye düşünüyorum. Siz bu online'a giren yeni müşteriler için de neler yapıyorsunuz, neler yaptınız bu dönemde kısaca alabilirsem sevinirim. Çok teşekkürler. Biz MediaMarkt Türkiye olarak pazarın üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Toplamda %45 büyüdük. Bununla da grubumuzun yani 13 ülkenin içinde en çok büyüyen ülke olduk Türkiye olarak toplamda. Bunun yanı sıra bir de bunun online büyüme kırılımına bakarsak bir alt kırılımda online'da da en çok büyüyen ülke olduk ve online iş hacmimizi 4 katına çıkardık geçtiğimiz sene. Bunun içinde de mağazalarımızın kapalı olduğu döneme bakarsak eğer yaklaşık bir 10 hafta tüm mağazalarımız kapalıydı. Sadece online'dan ve çağrı merkezi üzerinden müşterilerimize hizmet verdik. O döneme bakarsak online'ın 7 kata kadar büyüdüğünü deneyimledik. Sizin sorduğunuz kanal bazlı segmentasyona denk geliyor aslında. Online'dan ilk kez alışveriş yapmış, online'a girmiş yeni müşteri kitlesini nasıl destekliyoruz, neler yapıyoruz ve nasıl takip ediyoruz diye. Bizim buradaki en önemli amacımız bir kere online alışveriş sürecinde karşılaşabilecekleri müşteri yolculuğunu en üst seviyede bir deneyime kavuşturmak. Bu anlamda da ister çok iyi bir online okuryazarı olan, isterse ilk kez online kanalda alışveriş yapan müşteri olsun, olabildiğince rahat ve pürüzsüz bir müşteri yolculuğu dizayn ediyoruz. Önceliğimizi buraya veriyoruz. İkincisi, bazı ek kanalları da yine de bu yolculuğun içine entegre ediyoruz. Örneğin internet sitemizden alışveriş yaparken canlı chat butonlarımız var. Buradan herhangi bir aşamada destek almak isteyen bir müşterimiz bu canlı chatten destek alabiliyor. Yine bir müşterimizin bu yolculuğun herhangi bir yerinde bir kesintiye uğradığını ve tekrardan gelmediğini görürsek çağrı merkezimizden tetiklediğimiz bazı dış aramalarla müşterilerimize ulaşıp hani onlara yardımcı olabileceğimiz bir konu var mı onu araştırıyoruz. Onun dışında tabii e-mail, SMS gibi direkt pazarlama faaliyetleri var. Müşterilerin içinde bulunduğu yolculuğun adımına göre otomatik olarak tetikleniyor. Sepette ürünü kaldıysa tetikleniyor, ödemesi gerçekleşti ama kargosuyla ilgili bir sorun yaşadıysa tetikleniyor veyahut da herhangi bir aşamada bir alışveriş sorunsuz tamamlandıysa ama örneğin o ürünü etkin kullanması için bir servis veya bir aksesuarı almadıysa o müşterimiz bunlar için de tetikleniyor. Bir de tabii dijital pazarlamanın bize sunduğu çok gelişmiş hedefleme metodolojileri var. Bunlarla biz yeni online'da alışveriş yapan müşterilerimizi hedefleyip onları olabildiğince bilgilendirici içeriklerle donatıyoruz. Sizde de online'da yeni müşteri sayısı 3 kat hatta 4 kat belki de yeni rakamlar farklıdır. Sizden alırız. Arttığını biliyoruz. Burada online müşteri segmente etmek yeni dönemde geçmişe göre biraz daha farklılaşacak mı? Onu merak ediyorum. Sizin sektörünüz için nasıl bir segmentasyon ortaya çıkıyor? Bir de sizin baktığınız pencereden önümüzdeki dönemde nasıl bir tüketici profili oluşacak? Yani bu profil sektörü ve yatırımları nasıl yönlendirecek? Çünkü dijital müşteri diyoruz, belki hibrit bir durum da orada da ortaya çıkacak. Siz Migros olarak buna nasıl hazırlanıyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Ayrım netleşti artık. Yani acelesi olanlar, günlük alışverişçiler ve o haftalıkçılar çok net ayrıldı. Online'da da ayrıldı. Ve biz şu anda kendimizi neye göre evirmeye çalışıyoruz? Bu üç farklı ihtiyacın üçünde de rakibime alan bırakmayacak şekilde veya rakibimden geri kalmayacak şekilde o alışveriş cycle'ın tamamını acaba karşılayabilir miyim? Müşterinin bu üç farklı ihtiyacını da karşılayabilir miyim? Buna bakıyorum. Ama net olan şeyler şu ki hız gereksinimi artıyor. Herkes ya bu hayat bizi
yeni neslin de getirdiği bir şey, her şeyi daha hızlı yapmaya alıştırıyor. Burada da o ihtiyaçlar, o demin dediğim o anlık, günlük ve haftalıkta, haftalıktan anlığa doğru, günlükten anlığa doğru bir gidişat var. Bu bir kaçınılmaz bir gerçek. Biz de bütün yatırımlarımızı bu üç farklı motivasyona göre şekillendirmeye çalışıyoruz. Bugün baktığımızda hızlı moda tüketicisinin pandemi dönemi eğilimleri neler olduğu, hep bahsedilen bir durum var. Hani evde giyime yönelindi, bazı alanlara yönelik tüketici isteği arttı. O nedenle arzda da bir artış gördük zaten sizin sektörünüzde. Yine de sizin özelinizde normal dönemle yeni dönem arasında nasıl bir davranış farklılıkları izlediniz siz? Bu yeni tüketici sektörü nasıl değiştirdi? Siz LCY2 özelinde neler yaptınız? E-ticaret kısmı büyüdü doğal olarak. Çünkü aylar boyunca, hatta hala insanları evlerine tıktık. Tıkmasak bile insanlar korkar duruma geldi. Dolayısıyla mecburen tek alışveriş kapısı online hale döndü. Dolayısıyla biz de bunun tabiri caizse ekmeğini yedik. LCY2 olarak e-ticareti yöneten ekip olarak. İşte geçen sene cironun içinden aldığımız pay %5'ti. Bu sene %15'e çıktı. Alışveriş davranışı da değişti. Çünkü ben şu anda karşınızda örneğiyim bunun aslında. Neden? Ben şu anda tişörtle oturuyorum gördüğünüz gibi. Yani salonun içinde gömlek giyip karşınıza çıkmak çok anlamlı gelmedi bana. Tişörtle oturuyorum. Yani yaklaşık 11 aydır falan tişörtle duruyorum ben. Yani ofise gittiğim günler bile artık neredeyse giyeceğim. O da işte ev giyim, pijama, pantolon, terlik, özellikle dekorasyon ürünleri. Çünkü siz bayanları da eve tıktığımız için evinize saralandınız. İşte havlular değişsin, şu an şey değişsine döndü. Dolayısıyla genel olarak öyle bir şey gördük. Ben alanın uzmanı olmamakla beraber etrafımda firmada gördüğüm şeyden söylüyorum. Bunun kalıcı etkileri de olacak. Yani daha şık giyimden daha rahat giyime doğru trendlerin döndüğünü görüyor firma. Benim alanım değil, sadece ben oradan gördüğüm aktarmış olayım ve sözü size devredeyim tekrar. Burcu Hanım, ikinci turda da ilk sizinle başlamak istiyorum. Biraz daha geneli konuşmak istiyorum. Şirket stratejilerinden bahsediyor olduk. Biliyorsunuz BDDK'nın da uzaktan müşteri edinimine ilişkin yürüttüğü düzenleme söz konusu. Çünkü tabii bu değişen müşteri profili ve değişen durumlar, regülasyonları da peşinden değişime sürüklüyor. Çok yakında hayata geçecek bu. Bu düzenlemeyle artık uzaktan müşteri olma dönemi başlayacak ve bankaların hizmet maliyetinin düşeceğinden bahsediliyor. Müşteri deneyiminin daha fazla zenginleşeceğinden bahsediliyor. Bütün bu gelişmeleri sektör özelinde neleri değiştireceğini, yani bankacılık sektörü genelinde neleri değiştireceğini düşünüyorsunuz siz? Dijitalde en önemlisi rekabeti nasıl etkileyecek? Zaten rekabet yoğun bir alan, özellikle bankacılıkta dijital. Ve Akbank bu rekabette nasıl konumlandıracak kendisini? Bütün ekiplerimiz sektördeki en iyi bankacılık deneyimini sunmak için büyük bir çalışma ve gayret sarf ettiler. Ve uçtan uca dijital olma hizmetimizi biz devreye almak için tüm sistemlerimizi hazır ettik, altyapımızı hazır ettik, mobil uygulamamızı, ekiplerimizi. Yani şöyle söyleyeyim, bunun arkasında bir tane görüntülü görüşme var. O görüntülü görüşmede arkadaşlarımızın, müşteri iletişim merkezindeki arkadaşlarımızın arkasını nasıl görüneceğine kadar her şeyle ilgilenip detaylı çalıştık. Güvenliği sağlamak için, biyometrik kontroller için, NFC dediğimiz bu yakın temasla yaptığımız, kimliklerimizi okutacağımız uygulamanın hazırlıkları için tüm süreci uçtan uca çalıştık. Hem deneyimin çok kısa dakikalar içerisinde gerçekleşmesi, müşterilerimizin bunu basit bir şekilde gerçekleştirmesi ve dolayısıyla Akbanklı olmanın hiç olmadığı kadar kolay olduğu bir süreç yaratmaya gayret ettik. Şimdi aslında şu anda dediğim gibi regülasyon yok ama biz geçen sene Mayıs ayında bir nevi test drive'a çıktık, bir nevi test sürüşüne çıktık. Kuryeli bir süreç hayata geçirdik geçen sene Mayıs ayında. Bunu özellikle yapmak istedik. Çünkü müşterilerimizin buradaki meselelerini canlı bir şekilde görmek istedik. O ekranların neresinde daha çok takılıyorlar, nereyi çok kolay yapıyorlar, nereyi yapamıyorlar, nerelerde güçlük çekiyorlar, nerelerde sistemde problem yaşayabiliyorlar vesaire diye. Bunu önden hayata geçirmeyi tercih ettik. Şu anda da esasında herhangi bir kullanıcı Akbank Mobil'i indirebilir.
orada Akbank'lı olmak istediği tuşuna basabilir. Orada birkaç tane bilgi girer, çok kısa birkaç bilgi girer. Ardından müşteri iletişim merkezimizle kısa bir görüşme yapar. Ama devamında bir kurye ile kendisine sözleşmeler iletilir. Ve bu imzalar tamamlandıktan sonra ancak bizim hizmetlerimizden yararlanmaya başlayabilirler. Gelecekte öngörünüzden, pandemi öncesi öngörünüzden farklı bir beklentiniz var mı? Ne yönde evrilecek? Bu evrilecek konulara yönelik şirket olarak sizin bir yaptığınız önlem, çalışma, o tarafa yönelik bir şeyle şu yaptığınız stratejiler, uyguladığınız uygulamalar neler? Onları alabilirsem sevinirim. %64 müşteri her iki kanalı birden kullanıyor 2020 yılında. Baktığımızda bunun kalıcı olacağını söyleyebiliriz. Biz kendimiz bu önümüzdeki döneme hazırlanmak adına ve kalıcı olan alışkanlıklara MediaMarkt olarak doğru yanıtları verebilmek için birkaç konuyu kendimize odak noktası yaptık. Bunlardan bir tanesi sadece online kanal grubu için konuşursak teslimat seçeneklerimizi çeşitlendirmek ve tüketicinin beklediği esneklikleri sağlayacak şekilde aslında farklılaştırmak. Bu odaklarımızdan bir tanesi. Yine bir diğeri lojistik altyapısıyla beraber stok altyapısının da tüketicinin istediği üründe istediği hızla kavuşacağı şekilde esnekleşmesi ki buna dair bir projemizi pandemide hayata geçirdik. Bu mağazadan sevkiyat dediğimiz kanalımız artık bizim bir müşterimiz online'dan bir alışveriş yaptığında ona en yakın mağazanın stoğundan o ürünü ona çok daha hızlı hem stok olarak oradan karşılandı hem de kargo süresine çok daha az maruz kaldı bir şekilde karşılıyoruz o talebini. Hem data güvenliği anlamında hem de datanın etkin kullanımı ama tüketicimizi de rahatsız etmeyecek bir seviyede kullanımı için kendimize kurallar ve senaryolar oluşturuyoruz diyebilirim. Global arenadan biraz bahsedelim de istiyorum çünkü gelecekte bu sektörün genelinde siz nasıl bir global arenada ne tür dijital yeniliklerin müşterinin hayatına gireceğini öngörüyorsunuz? Genel kelime self-service. Self-service üzerinde yoğunlaşıyor. Yani bir takım işleri müşterilerin kendilerinin yapması. Şimdi bunu deyince bana hemen diyorlar ki eyvah diyorlar işsizlik insanları işten mi çıkaracaksınız? Yok böyle değil. Burada ilginç olan şey şu. Dikkat edin bakın. Kasadaki self-servisin amacı eleman çıkarmak falan değil, müşteriyi bir dertten kurtarmak. Aslında müşterinin zaten, mesela biliyorsunuz bizim jet kasaları biz yıllar önce tanıttık, insanlara alıştırdık. Şu anda gencinden yaşlısına herkes bunu kullanıyor. Oradaki amaç yani bizim kasiyerlerden kurtulmak veya kasiyer sayısını azaltmak falan değil. İnsanların hızlı alışveriş yapabilmesini sağlamak. Ne bileyim, mesela bu sanal market için kullanacağımız o sipariş toplama robotları. Burada da ya o kadar yoğun bir talep artışı ve sipariş artışı var ki biz eleman çıkarmıyoruz. Biz nokta başına kapasitemizi arttırmak için kullanıyoruz bunları. Yani verimlilik artışı için kullanıyoruz. O yüzden de self-service kelimesi etrafında bir yoğunlaşma var. En son işte yine duyurduk. Böyle 7/24 otomat diye bir şey duyurduk. Burada da amacımız şey değil. Burada amacımız ya mağazalarımızın kapalı olduğu saatlerde insanlar Migros hizmetinden uzak kalmasınlar. Böyle bir takım yerlere kuralım o otomatları. Kısıtlı bir portföy olsa da müşterilerimiz gelsin o ürünleri. Kendileri hiçbir personel olmadan o alışverişi yapabilsinler. Amaç hep bu. Self-service etrafında dönen bir şey var. Dibinde de hani teknolojileri isimlendirecek olursak bizim gıda perakendeciliğini şekillendirecek teknolojiler büyük oranda robotik teknolojileri, computer vision teknolojisi, yapay zeka, machine learning ne derseniz, evet. Sensör teknolojileri ve Internet of Things. Bunlar etrafında dönen bir şey var, bir teknolojik rüzgar var. Ve biz de bunları çok yakın takip ediyoruz. Kendimize uygun bulduklarımızı da uygulamaya çalışıyoruz. LCO22 özelinde siz yeni dönemin tüketicisine nasıl hazırlanıyorsunuz? Neleri değiştirmeyi planlıyorsunuz? Yoksa ya da pandemi sonrasında evet bir etki oldu ama çok büyük bir dönüşüm olmaz mı diyorsunuz? Yorumlarınızı alabilirsem sevinirim. Bazı teknolojilerin ticarileşmesi zaman alıyor. Biraz önce Mustafa Bey de söyledi işte otonom araçlar vesaire dronlardan bahsediyor. Ben Mustafa Bey'in söylemediğini söyleyeyim. İşte mesela bizim firmanın olduğu yerde semt ismi söylemeyeyim ama sapanla alırlar aşağı diye konuşuruz biz kendi aramızda yani. Mustafa Bey de onu söylemek istemişti sanıyorum ama ben hislerine
tercüman oluyor. Çok güzel bir tartışma oldu. Pandemi döneminin hatta öncesinin de önemli sektörlerinin dijitalleşme ile ilgili yöneticileri bizlerle birlikte oldu. Herkese, hepsine teker teker çok teşekkür ediyorum.